Orta Doğu'daki kaosun en temel nedenlerinden biri İsrail'in arz-ı mevut hayali. Bölgede dört parçalı Kürdistan adı altında büyük İsrail devleti kurulmak isteniyor. Adım adım ilerleyen projenin arkasındaki asıl güç olan İsrail de ağzındaki baklayı çıkardı. İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaket, bağımsız Kürt devleti kurulmasına büyük destek verdiklerini söyledi. İslam dünyasında Büyük Orta Doğu projesi kapsamında devam eden kaosun nihai hedefi Büyük İsrail Devleti. Projeyle Yahudilerin arz-ı mevcut inancı doğrultusunda Büyük İsrail Devleti kurulmak isteniyor. Planın makyajı ise dört parçalı Kürdistan projesi. Proje kapsamında Irak ve Suriye'nin kuzeyi ile İran'ın batısı ve Türkiye'nin güneyinden koparılacak parçalarla Kürdistan kurulacak. Kobani örneğinde olduğu gibi yerel halktan boşaltılan bu bölgeler Yahudi asıllı Peşmerge lideri Mesut Barzani'nin kontrolüne bırakılıyor. Adım adım ilerleyen projenin arkasındaki asıl güç olan İsrail de ağzındaki baklayı çıkardı. İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaket, bağımsız Kürt devleti kurulmasına büyük destek verdiklerini söyledi. Tel Aviv'deki Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde bir konuşma yapan İsrailli Bakan Şaket, uluslararası topluma Kürt devleti kurulması çağrısı yapmalıyız. Bu yeni devletin Türkiye ve İran arasında yer alması gerekir dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da 2014'te Kürt devleti kurulmasına destek vermişti. İsrail gibi Ankara'da Barzani'yi komşu olarak görmek istiyor. İşte Başbakan Davutoğlu'nun Barzani'nin son Ankara ziyaretinde yaptığı açıklama. Irak, Kürdistan bölgesinin ve Erbil'in istikrarı bizim için stratejik bakımdan hayatiydi. Çünkü DAEŞ'le komşu olmak istemiyoruz. DAEŞ'le komşu olmamak için de Erbil'in güçlü olması lazım. Onun için de her türlü desteği hem Irak hem de Irak, Kürdistan bölgesine. Bağımsız Kürt devletine destek veren İsrail'den dikkat çekici bir açıklama da IŞİD konusunda geldi. İsrail Savunma Bakanı Moshe Yalon, İran ve IŞİD'in ikisinden biriyle çalışma konusunda tercihte bulunmam istense, IŞİD'le çalışmayı seçerim dedi. IŞİD'in Suriye ve Irak'ta attığı adımlar Büyük İsrail Devleti hesaplarına hizmet ediyor. Hedef bölgeye önce IŞİD giriyor, sonra o bölge IŞİD'den arındırılarak Yahudi asıllı Barzani birliklerine teslim ediliyor.